Çek onları başkan. Yerini kıstırmadan. Bu kolyeyi 2000'e tamamlayacağız. Akhisar Kız Meslek Lisesi bizden yarı mamül olarak bunu alıyor. Kesime kendisi lastiklerini dikiyor yerinde. Onun da yarı mamül şeklinde üretiyoruz. Hem de mamül olarak üretiyoruz. Mamül olarak Sayın Hocam bir örneklerini gösterelim. Şimdi piyasada tek kullanımlık maske diye büyük bir malumunuz bilgi kirliliği var. Şimdi normalde buradaki hocam daha iyi bilir ama nikron kalitesi çok önemli. Dolayısıyla şu an 20 gramlık kumaştan elde edilen maskeler nispeten daha kalitesiz. Şu an elimizde biz okul olarak 45 gramlık ve 60 gramlık üzerine çalışıyoruz. Daha aşağısı bir malzemeyle çalışmıyoruz şu anda. İkisinden de deneme üretimi yaptık. Ama kurumlarımızın daha ziyade özellikle belediyemize verdiğimiz 60 gramlık olan kumaştan Sayın Başkanımız sağ olsunlar bu konuda hassasiyetleri var. Biz de kendilerine 60 gramlıktan çalışıyoruz. 45 gramlığı şu an itibariyle daha ziyade böyle yani küçük çaplı olan işte maskem olsun diye bulundurmak isteyen kişilere vermeye çalışıyoruz. Kısa zamanda kullanacaklar ele girişe. Aynen öyle. Yani bunun o şekilde. Bundan da zaten elimizdeki kumaş stoku çok fazla yok. Dolayısıyla 60 gramlık olan kumaş. Şu an kesimini yaptığımız kumaş da 60 gramlık kumaş. Zaten kalınlığından, işte geçirgenliğinden durum ortada. Bu kumaş makinelerde dikildikten sonra temizlenmeye başlanıyor. Temizlendikten sonra paketleme işine geçiliyor. Kumaş 120 dereceden geçtiği için aslında hijyen açısından bir sıkıntı yok. Ama nihai aşamada biz yine arkadaşlarla birlikte buna bir şekilde hipoklorit olarak dezenfetme etmeye çalışıyoruz. Klorla. Dezenfetme etmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili başkanımıza da arz ettik. Hatta hastaneden de destek isteyelim dedik. Yani bunu böyle bir sterilizasyon bölümü var ise, tümünü sokabileceğimiz böyle bir alan var ise, fakat şöyle bir bilgi geldi bize, bozulma ihtimali polyester malzemeden olduğu için bozulabilir dendiğinden dolayı şu an Çukurova Kimya Meslek Lisesi ile bunu nasıl daha hızlı şekilde dezenfekte ederiz onun üzerine duruyoruz. Fakat kullanılan malzemelerin kumaşın rengini artma ihtimali olacağı varsayımıyla şu an itibariyle çok kapsamlı böyle bir dezenfektasyon durumu şu an itibariyle yok. Ancak bulunduğumuz saha ve çalıştığımız kişiler tamamıyla her gün dezenfekte edilen dikkatli arkadaşlar. Evet. Üretim aşamasında kesinlikle maskesiz, bonesiz hiç kimseyi çalıştırmıyor. Yani bugün zaten haftalık olağan dinlenceleri bugün ve yarın. Elimizden geldiği kadar ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Bu tüm aşamalarda özellikle kumaş konusunda çok büyük bir tedarik sorunumuz vardı. Bunu Sayın Başkanımızın destekleriyle açtık. Bu arada Sayın Başkanımıza bu konuyla ilgili hepinizin huzurunda ayrıca teşekkür ediyorum. Sabah daha kumaşımız geldi. Dün kumaşı şu anda bitmişti kumaşlarımız 60 gramlık. 60 gramlık. Şu anda Soma'da aşağı yukarı 150 bin civarında maskeyi üretebilecek kapasitemiz şu anda var. Yani 150 bin. Yakında bir ikinci bağlantıyı da yaparız. İnşallah başkanım. Sağ olun. Eserinizden de ilgili teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde o bağlantıyı da yaparız. İnşallah. Çünkü malum şu an Milli Savunma Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız oldukça yoğun maske üretimi içerisinde. Meslek liseleri de bu kapsamda bakanlığımızın talimatları doğrultusunda bu üretimi gerçekleştirmeye çalışıyor. Bizimle birlikte Manisa ilinde 5 ayrı Kız Meslek Lisesi daha bu üretimi yapıyor. Bizim avantajımız elimizde yine bakanlığımızın destekleriyle satın almış olduğumuz hazır makine sistemi.
Bunun güzelliği şurada. Kesim için ayrıca bir çalışmamız olmuyor. Şu pres konusunu kendimiz yapmıyoruz. Tamamıyla otomatik yapılıyor, el değmeden yapılıyor. Bunlar bizim için birer avantaj. Böyle olunca diğer okullara da tedarik konusunda onlara destek olmaya çalışıyoruz. Şöyle 45'lik ve 60'lık gösterelim. 60 gramlık göründüğü gibi. Bu da 45 gramlık olanı. Daha seyrek dokumalı. Ama tabii ki şu an piyasada kullanılabilecek bir maske. Değişik üretim yöntemleri var. Biz bu akşam bir aksilik olmazsa... Bu da 60 gramlık maske. Bu 60 gramlık maske. Şu şekilde. Evet, görüldüğü gibi. Kesinlikle malzemeden çalmak yok. Görüldüğü gibi burnumuzu, ağzımızı kapatacak şekilde. Sayın doktorlarımız herhalde yani standart denilebilecek bir durumda. Burun desteğiyle ilgili çalışmamız sürüyor. Ancak kısa vadede bunu yapma şansımız şu an itibariyle yok. Hem maliyet hem de işçilik bakımından değişiyor. O bakımdan biraz daha bu konuda mesafe alınması gerekiyor. Allah razı olsun. Elinize korkusun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.